Merhabalar sevgili Praksiden Kimya izleyicileri. Bugün AYT'nin de bitmesiyle 2023-2024 hazırlık sezonumuzun sınav kısmını tamamladık. Tercih sorunumuz kaldı. Tercih sorununu da yine beraber olacağız. Tabii ki konuşacağız canlı yayınlarda, videolarda. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Sizin yine yanınızda olacağım. Ancak sınav kısmının bitmesiyle beraber sınavdaki kimya soruları hakkında ufak bir değerlendirme yapmak istedim. Evet, sınav geçti. Belki bir faydası olmayacak ama hem tarihe not düşmek açısından hem de ileriki sınava girecek öğrencilerimiz. Aa, böyle şeyler de olabiliyor. Sınavda bunlara da dikkat etmeliyim diyebilmesi açısından sorular hakkında soruları gösteremeden ne yazık ki ufak bir değerlendirmede bulunacağım. Niye gösteremeden? Çünkü ÖSYM buna kesinlikle karşı soruları çözmemizi göstermemizi istemiyor. TYT'ye baktığımızda TYT standart bir sınavdı. Yani son 12 yılda 15 yılda 2002'den beri yani benim mesleğe başladığım yıldan beri alışkın olduğumuz bir TYT kimya seviyesindeydi. Çok zor değil. Zor sayabileceğimiz atom modeli sorusu var ama derslerimizde biz uyarıyorduk. Arkadaşlar, kimyanın çıkmayan yeri diye bir şey yok. Yoktur. Kimyadan en çıkmayan kısımda bile tutup size bir soru sorarlar. 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda bir kez. Siz bu soruya bakar ve bu soruyu yapamazsanız sizin için o konunun çıkma ihtimalinin düşük olması önemsizdir. Yani hani bir önemi yoktur o konunun çıkma ihtimalinin düşük veya yüksek olması. Çünkü size sordular. Hatta yorumlarda ben farklı sorular sorunca bu çıkmaz hocam diyorlardı. Ben hep şu cevabı veriyorum arkadaşlar. Bağıl nem diye bir konumuz var. Bağıl nem konusu tüm kimya tarihinde bir sefer soruldu. Sen eğer o yıl sınava giren bir insan oluyor olsaydın bağıl nemin hiç çıkmıyor olması senin için önemli değildi. Senin girdiğin bütün sınavlarda bağıl nem çıkmış olacaktı. Bunun gibi evet, atom modeli şimdiye kadar hiç sorulmadı ancak bu sınavda soruldu. 2024'te kazanıp yerleşen 12. sınıf öğrencilerim için şunu söyleyebiliriz. Onların girdiği bütün sınavlarda atom modelleri soruldu. Bu yüzden bundan sonraki arkadaşlar için de söylüyorum. Kimyanın çıkmayan bir yeri yoktur. Her konu hakkında bilgi sahibi olun. Rutherford atom modeli konusunda yuvarlak bir bilgi sahibi olan, yani böyle yüzey bilgisayar bir bilgi sahibi olanlar bu soruyu yapmışlardır. Yine cam malzemeler hakkında bilgi sormuşlardı. Hep konularda söylüyorduk cam malzemelerin kullanım alanlarını da bilin diye. Bu belki biraz zorlamıştır kullanım alanlarını bilmeyen öğrencilerimiz için. Etkileşimlerden standart bir soruydu ama etkileşimler konu olarak zor olduğu için bu zorlamıştır. Etanol sorusu vardı, aslında buharlaşma hakkında genel bir soruydu. Burada etanol değil, soruyu su olarak sorsaydı yapacak pek çok insan vardı. Ama soruyu su değil etanol olarak sorunca yapamayan pek çok insan oldu. Etanol veya su ile ilgili değil, bir sıvının buharlaşması ile ilgili soruydu. Bu açıdan bu soru da zor değildi ama biraz caydırıcılığı vardı etanol diye sorulduğu için. Mol kavramı sorusu standart bir soruydu. Kütle cüzde derişim standart bir soruydu. Hidroflorik asit açısından sorulan soru standart bir soruydu. Yani kimyada kimyayı yüzeysel bilen, hani denemeleri takip eden, denemelerdeki soruları çözdüren ve bu soruları nasıl çözüldüğünü anlayan bir insan yüzde derişim sorusunu rahatlıkla yapardı. Hidroflorik asit sorusunu ya rahatlıkla yapardı. Eğer kavradıysa mol sorusunu rahatlıkla yapardı. Diğer 4 soru, yani cam malzeme sorusu, atom modeli sorusu, etkileşim sorusu ve etanol sorusu orta seviye diyebileceğimiz, hatta ortanın bir tık üstü diyebileceğimiz soruydu. Zor değildi. Kesinlikle zor değildi ama işte çeldiriciliği vardı. Su değil etanol sorulmuş olması orta seviye çalışan öğrencilerin kafasını karıştırdı. Etkileşim zaten orta seviye öğrenciyi zorluyor. Atom modelini zaten çalışmıyoruz gibi gibi sebeplerle TYT kimya aslında kolay ve orta kolaydı ama bu 4 soru itibariyle çeldiriciliği de var diyebiliriz. Evet, AYT'ye gelelim. AYT gerçekten hani zordu. AYT aslında çalışan öğrenci için zor değildi. Önce onu söyleyeyim. Hani derece isteyen öğrenci için nasıl bir sınırlandırma yapalım? İlk 10 isteyen, ilk 10K isteyen, ilk 20K isteyen öğrenci için zor değildi ama 20K'nın altına gittikçe çalışmadığımız kesimler oluyor. Zor sorular çözmüyoruz. Zor kitaplar çözmüyoruz. Bazı kesimleri ya bu çıkmaz diye ihmal ediyoruz. Bu öğrenciler için zordu. Çıkmış sorulara kıyas baktığımızda 2002'den beri, yani benim mesleğe başladığım yıldan beri sorulmuş en zor kimya AYT sınavıydı. Yani AYT açısından literatürdeki en zor sınavdı ama zorluk olarak baktığımızda 10 üzerinden 10'luk bir zorluk yoktu. 10 üzerinden 8 veya 10 üzerinden 7'lik zorluklar vardı. ÖSYM'nin de yapmaması gereken şeyler vardı. ÖSYM gibi bir kurumun bunları yapmaması lazım. Ya bu böyle olmaz dediğim şeyler vardı. Hadi soruları tek tek inceleyelim. Atom sorumuz standarttı. Hiçbir sıkıntısı yok. Her kitapta var olan standart bir soru. Kimyanın kolay sorusuydu. Yani kolay derken tabii ki konuyu bileceksin. Yani konuyu bilmiyorsan kolay değil de konuyu biliyorsan kolay. Yine gazlardan difüzyon hızı sorulmuş. Yine kitabın alfabenin başından, yani hani gazlardan difüzyon hızı sorduğumuzda birinci değil ikinci örneği bu veriyoruz. Yani ilk örnek vermesek ikinci örnek veya üçüncü örnek. İlk üç örnekte verilen kolay örneklerden biriydi. Tekrar ediyorum. Formül
formülü biliyorsan kolay. Ama formülü bilmiyorsan tabii ki bu soru sana zor gelmiştir. Çözelti sorusu orta zor soruydu. İki tane çözelti sorumuz var. Her ikisi de orta zor soruydu. Birinde önce koligatif özellik sorulmuştu ama koligatif özellikten önce çözeltiye su ekleniyor. Yani iki kavramı birleştirdi. ÖSYM bunu kimyada çok yapmıyor. Yani koligatif özellik soracaksa doğrudan koligatif özellik soruyor. Derişim hesaplama soracaksa doğrudan derişim hesaplama soruyordu. Burada derişim hesaplamayla beraber koligatif özellik sormuş. Bu açıdan bu soruyu orta zor kapsamına sokuyor. Çok zor değil. Sayılar düzgün. Hesaplaması düzgün çıkıyor. Rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Koligatif özelliklerin formülünü bile kullanmadan yapabileceğimiz bir soru ama hani çözeltide biraz sorunu olan bir öğrenci, çözeltiden korkan bir öğrenci zaten derişim hesaplaması yapamıyorsa bir de koligatif özellik eklendiği için bu soruda zorlamış olabilir. Yine ikinci çözelti sorumuz molalite ve kütlece yüzde derişim sorusu. Birimler arası derişim, birimler arası değişim yani molaliteyi molariteye çevirme, molaliteyi yüzde derişime çevirme soruları zordur her zaman için. Sadece molalite ile yüzde derişim arası kolaydır. Formülü olduğu için, yüzde D10 bölü M olduğu için. Ama formülsüz olarak molaliteyi hacimce yüzdeye, molaliteyi yoğunluğa ve molaliteyi molaliteye çevirmek zordur. Bu da açıdan zor. Evet, sayılar da biraz küsuratlı gibi görünüyor. 1111, 889 fakat hani sayılar gayet uygun. Gayet tam çıkacak sayılar seçilmiş. İşlemle sizi boğmamış ama dediğimiz gibi sayılar göz korkutuyor. Bir derişimi formül olmadan başka derişime çevirmeniz gerekiyor. Bu açıdan molalitenin ve kütlece yüzde derişimin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sadece formülü ezberlemeniz yetmiyor. Bu açıdan da ölçücülüğü yüksek ve orta zor bir soruydu. Hani konu hakkında çok bilgi sahibi değilsen, formülleri sadece ezberleyip çözüyorsan, formülün ne anlama geldiğini bilmiyorsan, bir de üstüne bu sayıları 111, 1111, 889 gibi şeyler daha gözünü korkutmuştur. Bu da bu soruyu orta zor sınıfına sokuyor. Kimyasal tepkimelerden entalpi sorusu standart bir soruydu. HES sorusuydu. Sadece HES'in üzerine bir de hesaplama eklendiği için yine bu ortadan orta zor kıvamına giriyor. Hani HES'te H2O2'yi H2O'ya dönüştüreceksin. Bunu dönüştürdükten sonra bir de 0,5 molü hesaplayacaksın. Bir de bunun birimlerine dikkat edeceksin. Orta zor kıvamına giriyor ama yine sayılar güzel seçilmiştir. Rahatlıkla toplanabilir, çıkarılabilir, çarpılabilir sayılardı. Virgüllü sayılar değildi. Bunların tam değeri alınmamıştı. ÖSYM geçmişte bunların tam değerini de almış. Böyle şeyler de yapmıştı. Öğrencileri sayılarla çok uğraştırmıştı. Böyle bir şey yapmamış. Dolayısıyla bu da güzel ve orta zor bir soruydu. Hız sorusuna baktığımızda ise hız sorusu soruyu iptal edilmeyecek hatalar içeriyordu bence. Bana göre bu iptalini gerektirmeyecek ama hatalar vardı. ÖSYM'nin yapmaması gerekiyor dediğim şeylerden biri buydu. Yani hani soru tepkimenin birinci derece olduğunu vermiş. Yani bize ne? Bize ne ya? Yani bunun konuyla ne ilgisi var? Bunu gören öğrencinin kafası karışıyor. Niye öğrencinin kafasını karıştıracak bir bilgi veriyorsun? Bu bilgiyi sorunun çözümüne hiç katkı sağlamıyor. Ve ayrıca seçeneklerde de sormamışsın bununla ilgili bir şey. Yani birinci dereceyi burada verdin. Seçeneklerde bununla ilgili bir soru sorsan tamam okey de. Biz niye böyle bir bilgi verip soruyu karıştırıyoruz? Birinci dereceden değil de verilen tepkime bir basamaklıdır denilecekti galiba. Ancak bunu birinci dereceden demesi öğrencinin tepkime derecesini biz hız denkleminden bulduğumuz için hız denkleminin birinci dereceden olduğunu aklına getirdi. Ve bazı çocuklar da bunu hız denkleminden çözmeye çalıştı. Halbuki hız denklemiyle yani k çarpı x kare çarpı y ile hiçbir ilgisi olmayan bir soruydu. Bu biraz üzdü. Yani ÖSYM gibi bir kurumun yılda bir yapılan sınavda kafa karıştırıcı böyle bir bilgi vermesi, böyle bir ifade kullanması gerçekten kötü oldu. Kimya soruları güzeldi, zordu. Ben sevdim zorluğunu aslında. Ölçücüydü. Hani herkesin tam yapamadığı sorulardı. Sadece derece öğrencilerinin tam yapabileceği ölçücülükte bir soruydu. Okey tamam bu kısmını sevdik ama hani bu biraz sınava gölge düşürdü. Ayrıca arkadaşlar yine bu soruda evet sorunun cevabını etkilemiyor. Soruyu iptal ettirmez ama işte X maddesinin tükenme hızı Y maddesinin oluşum hızına eşittir gibi ifadelerde birim kullanılsa soru bilimsel açıdan daha doğru olurdu. Yani X maddesinin tükenme hızına işte mol bölü litre saniye, diğerine mol bölü litre saniye verse veya sorunun sonunda açıklama olarak soruda verilen bütün hızlar mol bölü litre saniye cinsinden hesaplanmıştır dese bilimsel açıdan bir hata olmazdı. Evet yine sorunun cevabını etkilemiyor. Yani istediğiniz birimi alın sorunun cevabı yine aynı çıkıyor. Sorunun cevabını değiştirmek için çok uç düşünmek zorundasınız. O da o kadar yani lise öğrencisinin o kadar düşünmeyeceğini bildiğimiz için sorunun cevabını etkilemiyor bu birim ama bilimsel açıdan doğruluk olması gerekir ÖSYM'nin hazırladığı bir sınavda. Bu nedenle de bu soruya biraz üzüldük, bu sorunun böyle soruluyor olmasına biraz üzüldüm. Denge sorusu güzeldi. Denge sorusu standart bir soruydu. Uyanık ve çalışan bir öğrenci tak diye yapabileceği bir soruydu. Hiç işlem yapmadan rahatlıkla yapılabilecek bir soruydu. Son derece kolaydı. Hani derece öğrencisi için, çalışan öğrencisi için, bu konudan soru çözen öğrenci için oradaki o püf noktasını yakalayıp rahatlıkla çözerdi. Hatta püf noktasını söyleyebiliriz. Hep sıkıntı yok. Giren ve ürünlerdeki gaz mol sayısı eşit olduğu için tepkimenin başındaki basınç 2 atmosferse tepkime sonunda da basınç 2
iki atmosferde hiçbir şekilde bu basınç değişmiyor. Direkt doğru cevabı bulup tak diye çocuk işaretleyebilirdi. Asit baz sorusu da yine güzel bir soru. Bir sıkıntı yok. NH3'ün iyonlaşma denklemi az kişi tarafından biliniyor. Bu yüzden ölçücülüğü yüksek. Bir de %0,02 kavramı çoğu öğrenci tarafından yanlış aktarılmış. Yani ölçücülüğü yüksek, orta zor, hatta zor diyebileceğimiz bir soruydu. Derece öğrencisi için yine zor değil. Derece öğrencisinin zorlayacak cinsten değil. Niye bunu özellikle belirtiyorum? Çünkü bu sınavda matematikte derece öğrencilerinde zorlayacak sorular vardı. Yani dereceyiz de olsan, hatta öğretmen bile olsan çözerken lan bu soru ne diyeceğin sorular vardı. Ama kimyada böyle bir soru yok. Kimyada derece öğrencisi bu soruları rahatlıkla yapardı. Yani bir kitabı rahatlıkla, bir kitabı çözdüğün zaman her konuyu anladıysan ve unutmadıysan bu soruyu rahatlıkla çözerdin. Efendim babacığım, bir şey mi diyeceksin? Bitiremedim de benimkini. Sen iyi verir misin? Bilmem. Başka bir şey diyeceksin de. Bittiğinde. Tamam, bakarız. Kesersin. Kesmem kesmem, bir şey olmaz. Tamam, hadi görüşürüz. 23. soruya, basın kitapçığıyla 23. soruya, yani NERS sorusuna geldiğimizde, bu da yine beni hayal kırıklığına uğratan sorulardan biri. Sorunun kurgusu baştan sona ya hileli diyeyim. Ya bak, bu soruda da hata yok aslında. Bu soru da müfredat dışı değil, tamam, ama yani bir soruyu zor sorabilirsiniz ve çok güzel de zor soruları var Milli Eğitim'in. Beni takip edenler bilir, işte yeterlik testlerinde çok güzel zor soruları var müfredat dışına çıkmadan. Yani burada biraz gereksiz ifadeler kullanmış. Öncelikle bana verilen potansiyellere göre Y anot, ama soru bana Y'yi katot olarak çizmiş. Tamam, cevabı etkilemiyor. Y'yi katot da alsan, anot da alsan aynı cevap çıkıyor. Okey, ama buna gerek var mı? Senin sorduğun bu değil ki. Y'nin anot veya katot olmasına dair bir soru sormuyorsun. Sen burada NERS denkleminin doğru kullanılışını ölçüyorsun. Böyle bir soruda öğrencinin kafasını karıştırmaya gerek var mı? Sorunun bir kısmında Y'yi anot, bir kısmında Y'yi katot verip deneme sınavında, düşünsene, o denemeye girdin sen. Y'yi anot olarak alman lazım ama soru Y'yi katot olarak vermiş. Tepkimeyi nasıl yazacağını düşünüyorsun. Sen öğretmen değilsin ki, öğrencisin. Ben öğretmenim, biliyorum burada. Y'yi anot da alsan, katot da alsan sorunun cevabını etkilemeyecek. Sorunun cevabı aynı çıkacak. Yani gerek var mı gerçekten böyle bir şeye? Yani böyle bir hileli çeldirmeye, böyle hileli bir yoldan soruyu zorlaştırmaya gerçekten gerek var mı? Bizim öğrencilerin üniversiteye girişini belirlediğimiz bir sınav bu. Bu bir deneme sınavı değil. Sen sıradan bir yayın değilsin. Sen ÖSYM'sin. Böyle bir şeye gerçekten gerek var mıydı yani? Bunu yapma. Gerçekten gerekli miydi? Biz bunu yaparak neyi ölçtük? Yani biz potansiyellerde Y'yi anot, pil şemasında Y'yi katot vererek neyi ölçtük? Yani öğrencinin hangi bilişsel gelişim düzeyini ölçtük? Niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Buna niye ihtiyaç duyduk yani? Evet, soru hatalı değil. Evet, bu soru iptal edilmeyecek. Ama gerek var mı? Yani ÖSYM'nin sorduğu bir sınavda böyle bir soruya gerek yoktu. Bu sorunun bu şekilde sorulmasına gerek yok. Saçma olmuş yani. Soru güzel. NERS denkleminin nasıl kullanıldığını ölçüyor. Ben de şorslarımda belirtmiştim. NERS denklemi anot bölü katot olanlar bu soruda, affedersiniz, hani altına eder, yapamaz, sonuçlar yanlış çıkar. Anot bölü katot yaptığında yanlış çıkan bir soru. Ben böyle bir sorunun çıkmasını istiyordum çünkü defalarca yırtınıyoruz. Oradaki anot bölü katot değil, denge kesri. Kat sayıları 2-3 olursa karesini alacağız, şu yapacağız, bu yapacağız diye. Ki ama bunu bu şekilde sorman hiç yakışık olmamış. Bu da yine ÖSYM'ye yakışmayan bir soruydu. Bir sonraki soru elektroliz sorusu. Elektroliz sorusu güzel bir soruydu. Hani elektroliz açısından mantıklı, elektrolizin mantığını çözen öğrencinin rahatlıkla çözeceği bir soruydu. Sulu çözelti verilmemiş. Sulu çözeltilerin elektroliz müfredatta yoktu zaten. Sıvı NaCl vermiş. Elektrolizde anottan neyin olduğunu bile vermiş sana, ki bunu da vermek zorunda değil. Artı eksiden senden bulmanı isteyebilir. Kimin anot, kimin katot olduğunu da vermiş. Senden anotta kimin, katotta kimin toplandığını istiyor. Ama elektroliz açısından yine orta bir soruydu. Bakalım. Evet, orta bir soru. Yani hani zor bir soru değil. Bunu orta üstü diyemem. NERS sorusu düzgün kurgulansa da orta üstü zor bir soru. Bu şekilde de zor bir soru. Yani NERS sorusu zor. Orta üstü değil, zor. NERS'te direkt zor diyebiliriz. NERS sorusu düzgün kurgulandığında da, düzgün kurgulanmadığında da zor bir soru. Yine hibritleşme sorusu, gereksiz bir ifade kullanılmış. Kare düzlem ne? Yani biz Milli Eğitim kitabından soru soracağız diyoruz. Bakan Bey çıkmış açıklama yapıyor. Milli Eğitim kitabından soracağız, Milli Eğitim'den soracağız, Milli Eğitim'den. Milli Eğitim'in hangi kitabında kare düzlem diye ifade geçiyor? Nerede biz kare düzlemi kullanıyoruz? Allah aşkına, kare düzlem nedir? Hangi şekil kare düzlem? Hangi bileşik kare düzlem? Biz nerede kullandık bunu? Yani tamam, okey, cevabı çok bariz. Tamam, okey. Yani hibritleşmeyi bilen bir öğrenci bundan şüphe düşmez, ama sınav heyecanıyla. Lan acaba hibritleşmeyi mi yanlış hatırlıyordum? Bu yani 4 var kare bir şey miydi? Tetrahedral mi? Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Kare düzlem yazma. Üçgen piramit yaz. Yani cevabı bariz vermişsin zaten. Soru zor bir soru değil. Soruyu sen ortanın altında bir soru olarak hazırlamışsın. Bağ açısı 90 demişsin. 90 diye bir bağ açısı yok. Pi bağı demişsin. Yani bu bileşik en bariz, en çok gördüğü bir bileşik. Pi bağının olmadığını bariz
bilecek soruyu zaten sen kolay olarak kurgulamışsın. Kolay olarak kurguladığın bir soruda yanlış olan şıkların birini niye kare düzlem yazıyorsun? Üçgen piramit yaz. Kırık doğru yaz. Düzlem üçgen yaz. Niye kare düzlem yazıyorsun? Yani müfredatta olmayan bir ifadenin ne işi var bu sorunun ne şıkkında? Gerek yok yani, böyle bir sınava gölge düşürecek bir ifadeye ne gerek var? Böyle bir sınav hazırlayın ki yani biz öğretmenler baktığımızda işte bu ya, kimya böyle sorulur diyelim yani. Diyemiyoruz yani, bunun böyle olması gerekmez mi? Ben bir sene boyunca hazırlık yapıyorum, videolar çekiyorum, şunlar sorulabilir diyorum. Senin yayınladığın bütün yaprak testleri, kitapları inceliyorum, seni sürekli övüyorum. Bunun sonucu olarak zirveye çıkıp evet arkadaşlar kimya böyle sorulur demem gerekmez miydi? Gerek var mı böyle bir ifadeye? Yani müfredat dışı bir ifadeyi E şıkkına koyup kafa karıştırmaya gerek var mı? Yok böyle bir şey yani. Alkenlerde cistran sorulmuş. Tadında çok güzel bir soru. Tam orta seviye. Zorluğu yok. Zor değil. Standart alkeni çalışan cistransın ne olduğunu bilen, katılma tepkimesinin ne olduğunu bilen bir soru. Katılma tepkimesi vermiş. Katılma tepkimesi de Markovnikov sormuş. Bunu yapmayan öğrenciler bunu yanlış buldular. Kaynama noktasını cistransta vermiş. Cistrans izomerliğinin ne olduğunu sormuş. Mis gibi bir soru. Aslında organik seviyesine göre orta üst bile sayılabilir. Yani zor değil ama hani pek çok bilgi sorduğu için orta üst sayılabilir. Son sorumuz karboksilik asit sorusu. Karboksilik asit sorusu zor bir soru arkadaşlar. Zor bir soru. Niye? Yağ asitlerinin ne olduğunu bilmen gerekiyor. Yağ asitlerinin ne olduğunu bilmezsen bilemezsin. Fonksiyonel grubun ne olduğunu bilmen gerekiyor. Karboksilik asitin fonksiyonel grubunu bilmen gerekiyor. Bunları bilmezsen yanlış yaparsın. Kısa ve basit bir soru gibi duruyor ama organik seviyesi için orta üst bir sorudur. Yağ asitleri kavramını bilmeyen bir öğrencinin yapamayacağı bir sorudur. Çoğu öğrencide de bu konuda itiraz geldi. Hocam pi bağı var, bu doymamış değil mi diye. Evet, bu doymamış bir bileşik. Doymamış bir yağ asidi değil. Yağ asitlerinin doymuşluk doymamışlığı ana zincirdeki pi bağına göre sınıflandırılıyor. Yani toparlarsak zor bir sınavdı kimya açısından. Matematiğini zaten söylemiyorum bile. Benim değerlendirmeye hakkım yok da hani arkadaşlardan duyuyoruz. Zor bir sınavdı. Bu zor sınavı tatlı bir zor sınav hale getirebilirdik. Hani böyle zirveye koyabilirdik. Ufak tefek yapılan soru kurgu hataları ve mantık hataları bizi üzdü. Hani öğrenciler de bunların bazılarına takılmış, bazı öğrenciler. Uğraşmışlar. Bu konuda yanlış düşünceye kapılmışlar. Bu noktalarda yanlış yapılan kişiler de var. Dediğim gibi bu soruların hiçbirisi iptal edilmeyecektir. Çünkü sorunun genel kurguları soru çözümüne etki etmiyor. Sorunun cevabına etki etmiyor. Seçenekler itibariyle bir sıkıntı çıkmıyor. Ancak bu olmaması gereken noktaydı. ÖSYM yılda bir yaptığı bir sınavda daha hassas davranması. Özellikle bakanın çıkıp da biz kitaptan soracağız, kitaptan soracağız, kitaptan soracağız dediği yerde işte kitapta olmayan bilgide Y'yi anot verip soruda Y'yi katot verme, kitapta olmayan molekül geometrisi kare düzlemdir şeklinde sorular sorulması, iki tane böyle soru olması ki hani 13'te 2 orana bakarsak yüksek yani 13'te 2, %15'i der bir şeyde sınavda her dersin %15 hata yapılırsa biz ne hale gelmişiz? Yani hani bu hatalar kabul edilebilir hatalar değil. Bu hatalar bir denemede kabul edilir. Bu hatalar bir kitapta kabul edilir. Türkiye'nin en çok satan en iyi kitabında bile olsa kabul edilir. Ancak bu hatalar ÖSYM'nin sorduğu sınavda kabul edilemez. Umarım bu birilerinin kulağına gider, daha hassas bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulur ve öğrencinin sınav anında boş yere çeldiriciliği olan işte tepkime birinci derecedendir deyip bunun hakkında hiçbir soru sormama, hiçbir yerde kullanmama, öğrencinin lan bunu niye verdi diye düşünmesine sebep olma, şıklarda katot verip orada anot verip boş yere, amaçsız yere ölçücülüğü olmayan bir çeldirmeye tabi tutma, işte müfredatta olmayan kare düzlem, işte üçgen bir piramit de o zaman yani bunu kullan, niye kullanmıyorsun, olmayan bir şekil kullanma gibi çeldiriciliğe uğraşmadan yine böyle tatlı tatlı bir zorluğu olan sınavlar karşımıza gelir diye söylüyorum. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Furkan da seviyormuş. Kavuşamıyorum.